Каждой истории есть свое начало. Поверьте, и она начинается задолго до вашей первой встречи. Вы можете считать, что это случайность, но это не так. Ведь где-то там, высоко, где вершатся судьбы, сценарий этой встречи давно расписан и утвержден, и ваши пути давно предопределены. Легко или сложно, никто, поверьте, никто не может предугадать способы достижения вашей цели, вашей звезды, которая сияет на небесном полотне и ждет вашей встречи. Вы начнете приближаться к ней все ближе, маленькими, но уверенными шагами. Keliniz borku. Yo, o'g'lim kelar. Ha? Keladi. U kechroq kelgan yaxshi. Kecha ishda ekan, hozir endi keldi. Doktorlarning menga telefon qildi kechqurun. Uxlamaydimi? Doktorlar telefon qildida. Ha, ana smenada bo'ldi. Oqshom kechdim, men keman ertaroq uyga chiqing desam, smenada dedim, hozir smen topib birdan boraman, ketaman. Keladi, bemalol. Mana bugun bayramning to'yi, akajonim baxtliman. Kishi tuman o'rasa kelasin, bir yildan keyin kishi to'ladi, boshlasin. Kishi tuman umida.
Ana kurak köpe çağısı mı? Bir balaz burayı mı? Koyunlar bana yedin. Kurakını çıvıldık kapatayım. Bir biz bakı. Yenge olup gitken bize. Yedadım etmiyor. Yenge bize masana sorayım. Yıkılsın yani. Yıkılsın yani. Yıkılsın üç dediğine molla mı? Siyatramız. Anne? Sizler ona kurfadır diyor. Ha bu. Ha bu. Şu olayını alıp koyun be. Pılı köve. 50 bin tane kullar var ha. 50 bin tane kullar var. Nereye verin senden? Bola. Cisse. İkram zaten kendi koyduk üstüne koyayım. Yok da ki. Kese yok da ki. Kese yok da ki. Kese yok hiç öyle yok. Nerede bahkeniz mi öyle lan? Bu oldu lan. Herkes kitap oldu. Hocam, yeni sormuyor musun? Yeni sormuyor. Herkes kitap kurucu yapmıyor. Aynen öyle. Ana kurtlar işte balatlıktan kıynalıp geçirdi. Başkanlar kıynalatmayın mı? Ulan sormayız. Ben de balat doğru Nasıl? 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 Nasıl?
yapıyorsunuz? Ha, güzel. Sen mi? Ha. Tamam. Ya bu sahneki romen tutup yok alın. Askerler, askerler. Kelim bana, kelim bana. Tuğuk yanına hatırlıyorum. Tuğuk yanına hatırlıyorum. Şimdi yanına yıkanmış. Yan yanmış. 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 Yan Alın ki. Yo, bence siz sahneye gelir yaptı? Ki soruşu kaç cevap buluyor? Ne okeyler? Çay da okeyler. Ege bana da keksin, bana yedin. Yok, ben kiyoğumdan alıp oturuyorum. Ya kiyoğumdan. Ya bak kiyoğumdan alıp da mı? Ha, diğer bu tamam ya. Siz diye bana, yıkı kalk o kızarmış. Uf. 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 Hadi. Kiyoğum iki ağırdı. Şirin bulsun, güzel ağırdı. Sen pek ya kesin kiyoğum kökeğini. Bir. Ağzımızda. Bitti güzel de püştaktı güzel. Yürü güzel. Özbekçe. Bu cevap mı ne? Ama ne yapıyor ya? Bu cevap mı ne?
şirin çay içersin diye de bir sen. Abi yani baba baya düşman tamam mı? Kötü kötü ne yani? Magazin yok yani. Hayat da sormasın zor oldu. Bu ana aşk. Aa aşk mı lan? Siz geçertmesin. Hakkı yerim kalktı. Hakkı yerim kalktı. Dostlarım, butringler. Gelinler. Yenge. Talan, talan. Daha öyle falan. Yine. Oturumlar ya, oturumlar. Bakın bugün şu. Bugün seni kıyılda kaşıkları var. Ha. Dosyayı mesela de yine. Aa. Kaşıkları çay kaputup ki kaşıkları zaten. Hadi. Hadi. Buyurun. Top bu. Aldı gel ben sarfetti tuşa vereyim ya. Hayır. Kızların nomeri var. Ya tip oğlu bilmez. Ama anlıktır. İyi, tip oğlu bilmez. Yine arkaya yürü. Bu içinde kuamı yok mu? Bu niye kuamı yok? Toksi, 29, 29. Sen ne ya? Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve ala kıymetilil muttaqin ve salatu ve selamu ala Rasulihi ashabel malamabad. Assalamu alaikum muhterem braderler. Bana bugün iki yaşımızın halallığı güvenlik ötüp durumumuz inşallah. Bana şu farzantlarımızla kuretken ailelerini, berçelerimizle ibret bulakayın. Ahl ailelerden buluştuklarını, Allah'ım sir farzant, sir devlet bulup, bir çırağıyla ibretli aile kuruştuklarını Allah bana nasip ve rolda ile gönlülsün. Hani şimdi her gün sen bizim kanun kaydası bulganıdık, nikahımızda bizim yerleşe kanun kaydaları iyi. Hoş. Birinciden, bana şu nikah kılını etken kişi, kim buluştuğun kaddi nazar, demek özünün rızalığı, buluştuğu, hem de bana şu nikah kılı etken imam tamamından, onların rızalığı hakkında guaklardan soruştuğu, hem de bana şu nikah vakti de onların kısaca bulsa da vazifesi düşündürebilişliği, ve bundan keyin talak ve akmakıdan düşünce bir şeyi şart. Bana şu şartla tork bacarılgandakine bu nikah hakiki nikah kısadlanadı. Demek Rüstem Bahram Hoca hoş Muhsine Rüstem o. Ha? Şimdi ya Muhsine koşumçaları var mı yok mu? Aslında aitilgen kulak aitilgen şunda aitilgen misin? Ya uzgartilgen mi? Yok yok. Hoş Rüstem. Aslı şunu deyildiğine, uzgartılmakını, hoşumçalarım yok. Bu sebebi, soruşumun sebebi şu ki, yeten kıyamatta her bir bende bana şu ismi, azan ayetliği koyulgen isimle çakırlar eken. Şunun için nikah kılını etken de aslı isimle sorular. Demek bu birinci şartımız. Demek Rüstem, Muhlis Muhsine, sizlerden kandayı sorasam şimdi cevap verişki hareket kılınızda buran bir ima işare, ya ki buran bir bilgimle tasvurunu götmeyin. Hande sonrası şuna cevap verirken hareket edin. Rüstem, bu kakşınızı uyulanıyor mu? Siz mecburlu uyulandınız. Hiç kakşınızı. Hiç mecburlu geliyor lan. İşçileriniz ha? Hoş, Muhsin'e sizce, öz kakşınızı durmuş ki çıkayız mı? Siz mecburlu durmuş ki bir şey yaptın mı? Eğer ben bunu birinci soramıyorum. Eğer de sizler de mecburlular, nikahla davet kılıyken bize hiç kadar imamda nikahla işe hakkı yok. Çünkü yeter kıyamattır, cüda sorağı alır gider. Bir mi cöylaş oturur oğlum? Muhsin'e, siz öz kakşınızdan durmuş ki çıkayız mı? Siz de mecburla durmuş ki bir şey yaptın mı? Anık tanık cevap verin, kulakları işsin. Öz kakşınız bile ne? Hiç mecburla geliyor lan? İşçilerinize? İşte. Hoş. Bu birinci şartımız dedi. İkinci şartımız şundan ibaret ki, elbette bunların demek nikah kılını etken de öz ihtiyarı bile kulaklar aldı da tasdiklaştığı ve bayağı etkenimizde ikinci şart da şundan ibaret ki nikah kılın etken her bir şahs Müslüme. Ya Müslümanın tasdikleri çıkınca etken iyi buluşu gerek. Az önce Koca'da kedi etkenimizde bizi bırakan bir kişi toktatımını sorarsa falancı hayırdan sen bize? Ne Uzbekistan'dan mı? Hani Uzbekistan'da bu senin tasdikleri çıkınca etken var mıdır? Elbette pasporttu. Ne baklarız? Kursetlerimiz. Hani yedide yeteği kıyamette her bir bendeden sorarken ey benden sen Müslüman mısın ya Müslüman mısın deyken de elhamdülillah mi Müslüman mı ya Müslüman mı deyip cevap vererken. Hani şunda farişlere yine sorarken senin Müslümanlığına ya Müslümanlığına benim gumanım var deyken de ben de şunda cevap vererken benim kulağım var. Kanı kulağım deyken de hemen takdımlarımız o payet pasportumuz bulmaydı, zeks kağıdımız bulmaydı. Bu kalbimizde yaşayın buradırken, saklanadırken hüccet bu kelime-i şahadet. Bilen bize, sözcüğün.
Hoş, her ne istetmek bu payada, nikah kılınışını bu delil de. İspat delil değildi bu. Demek, bana şu ferişteli o şevakta sorarken de biz şimdi cevap veriyoruz ki, benim guvahım var, kanı guvahım dediğinde, Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu resul. Mana bu bizim pasportumuz. Mana bu bizim zaks kavazımız. Mana bu guvahnamız bular. Demek ki kıyamatta mana şu sorulgan vaqtida hazır tiriklik vaqtimizda qalbda muhrlab qo'ysak, ertan javob berishimiz juda oson kechar ekan. Agarda buni til uchida aytadigan bo'lsak, javob berishimizni hayotda qiyin kechar ekan. Ana shuning uchun ham nikoh qilinayotganda mana shu kalima shahodat albatta so'raladi. Demak bu ikkinchi shartdir. Uchinchi shart shundan iboratki, nikoh qilinayotganda imom tomonidan qisqacha bo'lsa-da, ozgina bo'lsa-da ularga tushuncha berishi kerak. Ya'ni ularning vazifasi haqida. Xo'sh, Husayna avvalan bor sizga, hozir nikoh qilingandagi Rustamjonga siz haqiqiy jufti halol bo'lasiz. Demak sizning ota-onangiz zimmasida hamma vazifa ozod qilinib, endi Rustamjonning zimmasiga yuklatiladi. Demak, nimaga ehtiyojingiz bo'ladigan bo'lsa, endi ota-onaga emas, Rustamjonga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Demak Rustamjonning demak ruxsatsiz ostona haslab tashqariga chiqmaysiz. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan muborak hadis shartlar borki, ayollarga tegishli hadis, ummatimdan qaysi biri turmushga chiqqandan keyin turmush o'rtog'idan beruxsat ostona tashlab tashqariga chiqadigan bo'lsa, u to'g qaytib kelib, turmush o'rtog'ining rizolini topmoq uchun uni Alloh va farishtalari la'natlab turiladi deyiladi. Alloh saqlasin, siz hamisha la'nat emas, ota-onangizga rahmat keltiradigan solih farzandlardan bo'lib qoling. Xo'p. Mana bitta yana tomoni borki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shartlari bu ham ayollarga tegishli hadis sharif. Unda shunday deb marhamat qiladiki, ummatimdan qaysi biri, ya'ni ayollarga tegishli aytayapmizki, demak ota-onaning duosini olib, turmushga chiqqanda ke turmush o'rtog'ining duosini oladigan bo'lsa, o'sha ummatim uchun do'zax o'ti haromdir deb marhamat qilganlar. Demak, uning qo'lida jannat kaliti naqd bo'lar ekan. Faqat ota-onaning duosini olsa, turmushga chiqayotsa, turmushga chiqqanda ke turmush o'rtog'ining duosini oladigan bo'lsa, o'sha banda do'zaxga tushmas ekan. Do'zax o'ti harom bo'lar ekan tanasi uchun. Demak, buni yo'l olsam, albatta hammamiz bu dunyoga kelgandagi ota-onamiz uchun xizmatini qilamiz. Ularning imkoni qadar duosini olishga harakat qilamiz. Mana shu duosini olib, Xudo xolasi duoni olib chiqasida turmushga chiqqandan keyin. Qarang, juda yo'l olsam, yurgatib qo'yaman. Demak, biror bir ehtiyojingiz bo'ladi. Bilamizki, ayollarning erkaklarga nisbatan ehtiyoji ko'p. Biror bir narsaga ehtiyojingiz bo'ladigan bo'lsa, Rustam aka, mana shu narsaga menga ehtiyojim bor, ruxsat bersangiz, men shuni bajarib kelayman, adovat qilib kelayman, zimmamdan soqit qilib kelayman desa, o'zi bilmagan holda Rustamjon sizga duo qo'yar ekanki, Alloh menga shunday bir itoatli, soliha jufti halolni nasib etganingizga o'zingiz shukr, bo'ldi, naqdir, jannatga. Faqat sizdan chiroyli itoat, chiroyli muomala, boshqa narsa talab qilinmaydi. Bu qisqacha tushuntiryapmiz, aytaversak hozir vaqtimiz ko'proq ketib qoladi. Rustamjon sizga ham beradigan qisqa aytadigan nasihatim shundan iboratki, hozir mana shu nikoh qilingandan keyin Ustavonning demin jufti halol bo'lasiz. Bu kishi uchun faqat jufti halol emas, ham tarbiyalovchi, ham boquvchi, ham himoyalovchi vazifasimi deysiz. Demak shu vaqtgacha siz o'zingiz uchun ota-onangiz uchun xizmat qilgan bo'lsangiz, yana qo'shimcha xizmat qilishingiz to'g'ri keladiki, demak jufti halolimiz shu. Demak mana shu kishining yeyishi, ichishi, turishi, kiyinishi va hokazo nimaga ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, endi ota-onasiga murojaat qilmaydi, endi sizga murojaat qiladi. Bu sizning zimmangizda vazifa hisoblanadi. Xo'p, endi demak bu kishining kuch-qudrati yetmaydigan biror bir ishga da'vat qilmaysiz, majburlamaysiz. Ertaga qiyomatda har bir bandadan so'ralar ekan. Ya'ni farishtalar shunday olib kelib so'ralar ekan, "Ey banda, sen Alloh bergan ne'matga shukr qildingmi? Yo noshukrlik qildingmi?" deganda banda shunday aytar ekan, "Men shukr qildim." Yo yolg'on gapiryapsan. Sen Alloh taolo bir ulug' ne'mat bergan, ya'ni jufti halol bergan. O'shani kuchi yetmaydigan ishlarga majburladi. Qo'llading, zo'rlading hamda uni nohaq haqoratladi. Sen Alloh bergan ne'matga noshukrlik qilding deyar ekanda yuzini yerga ishqaragan bo'yicha do'zaxga to'g'ri ekan. Demak, buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Alloh taolo mana Qur'oni Karimda 3-chi sura, ya'ni Niso surasi. Niso degani ayol degan ma'noni bildiradi. Niso surasini barpo qildi. Bu ayollarning sha'niga nisbatan hurmat tariqasida. Demak, Alloh taolo shunday ulug'lagan ne'matni biz ham qadrlay bilishimiz kerak. Demak, uni yuziga hech qachon urmaysiz. Behaqorat ur kishini siz o'kmaysiz. Hech qachon ota-ona deb haqoratlamaysiz. Bu sizning zimmangizda bir vazifalardan bittasi. Yana bitta tomoni borki, mana shu 6 oygacha yolg'iz tashlab ketmaysiz deganimiz, demak mana shu 6 oygacha bu kishini biron bir demak ehtiyojlari bo'ladigan bo'lsa, tushiradigan biron bir amallari bo'ladigan bo'lsa, imkoni qadar yordam berishga. Ya'ni siz tarbiyalovchi. Mana bu xonadondan sizni xonadoningizga borgandagi albatta adashadi. Ya'ni u muhitga o'rganish qiyinroq kechadi. Shuning uchun ham siz tarbiyalovchi vazifasini bajarasiz. Ya'ni boquvchi deganda bu kishining ehtiyoji nimaiki? Ehtiyoji bo'ladigimiz hammasi sizning zimmangizga sohib bo'ladi. Vazifa qilib yuklatiladi. Demak, tarbiyalovchi, boquvchi va himoyalovchi, ya'ni atrofda har xil
fitnelerden, her kıl tasadüfi buladığın derslerden sizi hiç himayenize alışınız gerek bulan. Bu, demek sizin zimayenize vesfelerden tört ders soplanır. Demek durmuş ortak, himayalı ucu, bakılı ucu ve terbiyeli ucu. Demek ben şu bugünden başlar, demek ata ananızı kanda itaatta bugün bulursunuz, her ikileriniz hemen şunda itaatta berdoğan buluşlarınız. Onların imkanı kadar hizmetlerini kılıp, dualarını alışık hareket kılıçlarınız gerek olan. Demek bu kısaca vesfemiz. Yani bir tek zamanı var ki, üstümden bu sizge teyiş ver. Bana bu nikahlanmadan ki imkanı kadar tilganlı hayatta ihtiyat bulasınız. Yani bana şu cüftü halalınız için hiç kaçan talak sözünü tilganmayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek hadis-i şerifler var ki, elbette bu erkeklerle talaklı, ümmetinden kayısı biri. Üyelerin özü cüftü halal tanımlandığı için cüftü halal için talak sözünü tilganladığımızda yerler zeyredildi merhametlerinden. Ne için? Yerdeki kıyamette bana şu yer hesabını bilsin korkandı düşün. Demek hemen bendeğimiz gibi dünyada vakti saat gelip elbette tuprakta kaydedip, tuprakta yer edilgemiz. Demek bana şu talak sözünü tilga aldığım için de bunun hesabını bilsin hayatı ağır geçer. Allah Teala demek talak sözünü, işletişini biz bendelerde haram kılgın amellerden bir tersi sordular. Yani bir de tamamı var ki, bana şu cüfte halanın için nikah kılın yetken vakti de imkanı kadar siz konunuzda bu tercihiniz gerek ki, mahir. Yani mahir bu kelinge birlediğiniz sizin soğanınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devirlerde kelinge kıyor damağından bir de sigir, balası bile bir de uyu dahriz ben bir gün eken. Ne için? Bu şu vaktlerde aynı İslam'da, Kuraş kutsuzluğun gitken vaktlerde kub erkeklerimiz bana şu uruşka barıp kayıtmadan ki ata yani farzandları, ayarı demek buranın bir cahide panah sukap gitmesi için o yiyip içten kıynanması için bana şunu mahirini cari yıkıgan eken. Demek hazır bizim şaraitimizde gelip bu mahir kıymeti özgürdü. Hazır ki vaktten 4-25 gram tuğla diye hesaplanadı. Bu orta hesapta bizlerge 1,5 milyon son etrafında buladı adışımızın. Bana şu mahirini bilgenizden ki bu sizin zimmenize sahip buladı. Elbette bu mahram yeten kıyamette sorulur. Demek bana şu mahirini imkanı kadar bir şeyiniz gerek. Hoş. Muhsin'e bana bu benim sizinle bir etkin mahirim deyip ayetişiniz gerek. Eğer mahir sözünü etmeyken bulsanız o sahip o gidiyor. Kaçan ki mahir sözünü Allah'a da etmeyebilirsinizce. Hop. Bana şu neyse isten çıkmazsan. Hani şimdi sizlerin kalklarınızı bir keşke rıza olduğunu söyleyemiz. Hem de nikah kutbasını okuyalımız. Şimdi... 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 Ruhsat buraya varıyoruz ya, saadetlik, mutaklılık, netken kaşkikarlar gen, rızkları Allah bereket vergen. Her kıl bala afetlerden özün hepsi himayende sakla. Ben verdik ara, sihir farzat, sihir devlet, bakli saadet ve hamba. Hoş Kursançılık günlerinin bana şimdi güvahı bulup durmuş inşallah perverdik ara. Bana şu devrede dua açıp dururken berçe bendelerin Allah'ım bana şimdi kursançılık günlerinin Allah'ım nasip roza eylegin.
Bana şimdi bir hursançilik günlerine hizmet kılıyken, konu koşunu hak hemsiye, dostu, braderler, hem de bana şimdi hizmet kılıyken şafir ülkelerimizdik, hem Allah'ım bana şimdi acil sevaplarını ziyade bulup, İl halkının olduğu daima yüzleri, yarık mertebeleri bilen bu işlerini. Bana şu farzantlarımız ise, özleri bilen özünüp, özüp, köpeğişip gelecekte, sırf farzant, sırf devlet, bahli, saadetli, ümür geçişen Allah'ın nasibi roze eylegin. Bana şu Rüstem Ekemizge bol etken, Kuda endeliklerinin birbirine mihirli, sadakatli kılıgın. Daima farzantlarının bahli, saadetli, hürsençlik günlerinin kuahlıkları bu işlerini nasibi roze eylegin. Perverdikar bana şu farzantlarına gelecekte, bir farzant zürriyetlik nimetler bir edigen olsan, elbette bir salih ve salih farzant zürriyetlerini ata kılıgın. Ularını Allah'ın daima hursançılık günlerinin kuahlık bol işlerimizi berçelerken nasip etkin. Allah'a Allah Allah Allah. Ekber. Bahtlı bulunuzu. Orta bahtlı bulun. Yanar 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 yan
Dostum yaşlı boy, hoş geldin gelin. Yakında yürüyen gel. أنا مش كده بشرب مش عارف على طير أنا بتعمل Thank you.
Thank you.
sizden boş sizden günler olacağım boyunca.
Kurtarma, kurtarma.